Herkese merhabalar. LGS kampımızda İngilizce ile devam ediyoruz. The internet konusunun ilk videosunu öğreneceğiz. Bugün Tonguç yok. Tankut'la çalışacağız. Birazdan Tankut'u çağırırsanız Tankut'la beraber çalışmak istiyoruz arkadaşlar. Important words, important expressions, important questions, her şeyi kelimeleriyle beraber mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Ardından da bu kelimeleri, bu konuları öğrendikten sonra LGS kampımızda tabii ki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. 0'dan 8'e Sözel'den, yeni nesil taktikli İngilizce'den, Dinamo İngilizce'den ve 10'da 10 Zoru Bankası'ndaki İngilizce kısmından sizlere mükemmel ödevler vereceğiz. Çünkü LGS'de biliyorsunuz ki karşımıza sorular çıkıyor arkadaşlar. Yani net bir şekilde bize İngilizce'de veya diğer branşlarda soru soruluyor. Sen soruyu yaptığın zaman 4 seçenekli işi bitiriyorsun. Ben şimdi size ne kadar konuyu anlatacak olsam da sizler bu kelimeleri öğrenecek olsanız bile mutlaka bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Zaten dersimizin sonrasında da mutlaka sizlere ödevler vereceğiz. Bu arada biliyorsunuz ki LGS ilk tekrar programımız da hazır arkadaşlar. Sizler Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programını alıp birinci dönem konularını güzel bir şekilde tekrar etmeyi unutmayın. Yine LGS ilk tekrar setimizde birinci dönem denemelerinden oluşan, birinci dönem konularını içeren ana denemeleri, yani artık netler artıyor denemeleri, LGS ilk tekrar birinci dönem kitabı ve yeni nesil Türkçe matematik kitabı da bu setin içerisinde var. Bu seti daha avantajlı bir şekilde yine almayı da unutmayın arkadaşlar. İlk dönem konularını tekrar etmek istiyorsanız. LGS tekrar programı zaten ücretsiz tüm Tonguç kitapçılarında sizleri bekliyor. Hadi bakalım o zaman videomuzu izleyelim. Tankut'u çağırır mısınız arkadaşlar? Evet, Tankut'u çağırın. Tankut'la beraber videomuza başlayalım ve The internet konusunu hep beraber öğrenelim. The internete başlıyoruz. Nasılsın Ege Hanım? Başlayalım hocam. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tonguç nasıl var? Tonguç hasta olmuş galiba. Hocam Tonguç yalın ayak top oynamış. Aynı zamanda terli gezmiş. O yüzden patates olmuş hocam Tonguç. Aynen. Ben de duydum. Annesini aradım. Öküz gribi oldu dedi Tonguç dedi. Ben dedim Allah öyle bir grip çeşidi yoktu ama demek ki yeni bir... Oluyor demek ki hocam. Yeni bir teşhis doktorlardan. Sıkıntı yok. Şimdi internet ikons yani internet amblemleriyle, internet sembolleriyle devam ediyoruz. Şimdi burada zaten hepimiz internet çağının Z kuşağı olduğumuz için yani ben değil de sizler, sen ve diğer arkadaşlarımız, bizi izleyen arkadaşlarımız, internet çocukları olduğumuz için, Z kuşağı olduğumuz için bunları zaten çok iyi biliyoruz. Yani normalde 60-70 yaşındaki bir amcaya söylesek bu nedir, bu nedir bilmeyebilir ama biz zaten biliyoruz. Fakat burada bir kez daha üzerinden geçmek istedik. Bu nedir? Connection olabilir evet, mi hocam? Connection yani bağlantı. Bunun bazen düşük olduğu zamanlar diyoruz ki... Hocam bire düşünce beni çıldırtıyor ya. Aynen. Özellikle tuvaletteyken affedersiniz hep bire düşüyor hocam. Oğlum tuvalette de internete girme nasıl bir insansın sen olur ya? Olur mu hocam? En keyifli orada oluyor. Saçma sapan konuşuyorsun. Şimdi bak burada connection dedik. Bu birinci şey yaptık. İkincisi ardından da ne diyoruz? Upload. Yani upload nedir? Bu da tabii ki yüklemek. Hemen upload'u yazalım şöyle. Upload diyelim. Upload'un olduğunu biliyor musun evladım? Yüklemek hocam. Harika süper. Peki download nedir? İndirmek. Harikasın. Tebrik ediyorum. Up yukarı, down aşağı. İndirmek. Bir daha söylüyoruz hep beraber. Up, up yukarı, down aşağı. Aşağıya. Çok güzel. Tam bir böyle 6. sınıf gibi oldu. Evet. Şimdi burada bir şeyimiz var. Bu da reply. Yani reply esasında answer, cevap vermek demek. Reply tuşuna bastığınız zaman cevap veriyorsunuz. Zaten bazı öğrenciler telefonlarını İngilizce klavyeyle kullandıkları için bunlara hakimler. Şimdi burada bir tane saçma sapan bir şekil var. Bu da içeri bak bunların ikisi aynı olmuş galiba. Bakayım bir dakika. Bu da dışarı çıkıyor. Bu buraya olacaktı. Burada hata olmuş. Bunu şöyle yapalım. Bunu şu şeklini şöyle düzeltelim. Orada bir şeyimiz var mı? Şundan sen bana ver bir tane. Tamam. Buradan bir tane beyaz kağıt ver bana. Tamam. Ben bunu kanıtla düzelt. Bu şimdi bak bir kutunun dışına çıkıyor. O yüzden bu log out oluyor diyeceğiz. Yani log out. Biri veya log out, biri log in olacak. Log in olacak. Ama bu da çıkıyor. Buna da log out dememek için bunu hemen şöyle kapatıyorum. İçeriye şöyle sokalım hocam. Hayır, bunu içeriye sokalım. Şunu şöyle kapatalım. Ve ardından da kırmızı kalemimizi kuzeydoğu yönünde içeri doğru sokuyoruz böyle. Şöyle okumuzu çizelim. Daha iyi oldu. Tam da öğrenmiş olduk. Şöyle kapatalım. Bazen arkadaşlar hata yapabiliyorlar. İkisinde log out yapmışlar. Şöyle yaptığımız zaman ne oldu? Bak böyle kapattığımız zaman. Login. Heh, login oldu. Bu sefer içeri girdi. O zaman log in diyoruz. Log out dışarı çıkmak. Login sitenin içine girmek. Güzel harikasın. Peki bu ne olabilir sence evladım? Hocam attachment diyesim geliyor ama belki de. Oğlum attığın her şey tutuyor. Oha. Attachment yani bu da ek. Hani bazen maillerde bir resim ya da bir dosya ya da bir işte ne bileyim tabloyu ek vermemiz gerekiyor. O zaman da attachment'ı kullanıyoruz. Bunları zaten güncel olarak bilmemiz gerekiyor. Geldik diğer internet ikonlarına. Şimdi burada bir tabii ki çok da insana benzemiyor. Normal bir insana benzemesi lazım. Yani şöyle bir şey oluyor genelde. Şöyle bir kafa, şöyle boyun ve gövdeden oluşan bir şey olması lazım bu ama burada birazcık şeye benzemiş. Mantar kayaya benzemiş. Evet, mantara benzemiş. Evet, mantara. Sıkıntı yok. Bu da bir hesap için kullandığımız
Account dediğimiz şey. Yani account normalde, hatta İngilizce accountant muhasebeci demek. Account hesaplamak demek. Account da hesap anlamına geliyor aynı zamanda. Senin bir hesabın var mı mesela sosyal medya? Instagram hesabın var mı? Benim 18 tane yerde hesabım var. Ayrı zamanda 60 tane de fake hesabım var hocam. Oğlum sen tam bir troll müsün? Tam bir stalkçuyum musun ya? Peki evet, takibe takip yapıyor musun? Takibe takip yapıyorum ama sonra bırakıyorum hocam. Anladım. Sen çok yani... Çakallık yapıyorum. Aynen. Ayıp bir şey. Yani böyle olmaz. Bu doğru değil. Bu yanlış. Şimdi confirm ise onaylamak. Yani... Bazen bir şeyi size sorarlar, onaylıyor musunuz? Düşünür müyüz? Hani onaylıyor musunuz bak falan diye. O zaman onaylamamız gerektiğinde confirm tuşuna basmamız yeterli oluyor. Bu da onaylama anlamına geliyor. Zaten tick işareti okey demektir. Şimdi burada ise böyle bir ikonumuz var. Bu da web browser, yani internet tarayıcısı anlamına geliyor. Bazen işte Google Chrome kullanıyoruz. Bazen Internet Explorer kullanıyoruz. Bazen Safari kullanıyoruz. Bunlar web tarayıcısı. Şimdi burada saçma sapan bir şekil var. Burada da esasında bak YouTube, ne bileyim işte Facebook, Instagram, bu tarz sosyal sitelerin olduğu yerlere biz social sites, social sites, yani şöyle yazalım, social sites. Mesela sen en çok hangi sosyal platformları kullanıyorsun evladım? Ben hocam en çok galiba YouTube'u kullanıyorum hocam. Tebrik ederim. Zaten Google'dan sonra en fazla arama motoru dünyada YouTube'muş. Sonrası da şimdi herhalde Instagram oldu. Evet. Birkaç tane daha vardı. Onlar gitti. Buradan tabii reklam aldığımız için onların ismini söylemem gerekiyor. YouTube ve Google bizden dediler ki reklamımızı yap. İlle yalvardılar. Yalvardılar. Sıkıntı yok. Şimdi devam edelim. Burada saçma sapan bir işaret var. Bu ne? Az önceki işaretle esasında bağlantılı ilerledim. Az önceki işarette biz yukarı doğru çıkıyordu. Upload diyorduk. Yani yüklüyorduk. Bu sefer de bir resmi indirebiliriz. Bir videoyu indirebiliriz. Bazen işte bir yazıyı, makaleyi indirebiliriz. O zaman da download diyoruz. Down aşağı, download. Load yüklemek demek kendimize yüklediğimiz zaman download, başkasına gönderdiğimiz zaman da upload olduğunu dile getirebiliriz. Burada da şu ne? Çöp kutusu hocam. O zaman çöp kutusuna atmak, yani eskiden de vardı, eski bilgisayarları olanlar bilirler. Eskiden çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu diye bir şey vardı. Oraya atardık, hatta siyah poşete koyardık ki kokmasın diye. Pardon, o şeydi, dışarıdaydı. Normal çöp kutusu işareti varsa o zaman silmek, yani delete etmek, delete diyoruz. Bunu da silerekten gönderiyoruz. Peki şu ne olabilir sence evladım? Yorum hocam. Yorum. İngilizce'de yorum. Comment. Hatta bazı insanlar böyle artistik olsun. No comment diyorlar. No comment falan. Tabii havalara giriyorlar. Havalara giriyorlar ama yanlış havalar. Onlar doğru havalar değil. Biz Türkiye'de daha çok Türkçe konuşmamız. Ama şu an İngilizce dersinde olduğumuz için ve LGS'de mükemmel sonuçlar elde etmek için bunların İngilizcesini öğreniyoruz. Şimdi bazı önemli şeyler var. Kelimeler var. Kullanımlar var. Bunları da öğrenmemiz. Important expressions. Yani bazı mesela comment on a post. Ne demek? Bir posta, yani bir şeye, maile, bir gönderiye yorum yapmak. Mesela biri bir resim atmış, mesela like edebilirsin. Altına yorum yazabilirsin. Bir video atmış, onun üzerine yorumlar yapabilirsin. Comment on a post. Yani bir şeye yorum yapmak. Veyahut da upload veyahut da download videos. Yani videoları indirmek, videos. Zaten video Türkçe'ye de aynısı geçmiş. Veyahut da photos. Bu da Türkçe'ye aynen benzer bir şekilde geçmiş. Connect to the net. Bu ne olabilir sence evladım? Bilemedim hocam. Ha. Ya artistik ama. Arada bir ben de bilemeyeyim ama hocam yani. Ya ben de nereye kadar yani nereye kadar. Gerçekten çok zeki, başarılısın. Sen o en son 2 yıl önceki beyin nakli sonrasında bayağı değiştin. Evet yani, hocam bayağı değişti. O Malezya'dan gelen beyin seni çok değiştirdi. Şimdi connect to the net dediğimize nete bağlamak. Yani internete bağlamak olduğunu görürüz. Confirm onaylamak. Confirm a request, yani bir isteği onaylamak anlamına geliyor. Delete de yine mesajları delete etmek. Yani ne diyorum ya, delete etmek demek. Silmek. Yani hani çöp kutusu vardı ya, hatırlarsın evladım. Çöp kutusuna gönderiyoruz ve mesajları siliyoruz ama bir daha kontrol edelim. Silinmemişse sonradan başımıza... Bela olabilir hocam. Bela. Benim olmuştu bir kere. Ve şunu da söyleyeyim sana, bak bu çok ilginç bir bilgi. Gerçekten sosyal medyada veyahut da internette, WhatsApp'ta, Instagram'da paylaştığımız her şey kayıt altında. Her şeye rahatlıkla ulaşılabiliyor. Gerçekten mi hocam? Gerçekten. Yani mesela ben iddia ediyorum. Hocam ben dersten çıkabilir miyim? Bir şeyleri silmem gerekiyor. Aynen. Yani gerçekten çok riskli. Dolayısıyla hani gerçek hayatta sen nasıl saçmalamıyorsan, gerçek hayatta sokağa çıkıp insanlara hakaret etmiyorsan, kötü sözler söylemiyorsan veyahut da saçma sapan hareketler, davranışlarını insanlara göstermiyorsan, sosyal medyada da yapmaman, WhatsApp'ta bile yapmaman en doğrusu. Arkadaşlar ise şakalaşabilirsin. Tabii ki o tarz şeyler olabilir. Yani birbirinize dangoz mangoz diyebilirsiniz ama bazı şeyler gerçekten kayıt altında, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sign up diye baktığımızda sign up a blog, yani bir bloğa giriş yapmak, hani giriyorsun bloğa. Mesela diyelim ki bazen böyle forumlar oluyor. Orada insanlar forumlarda yorum yapılır zaten. Forumda yorumdan geliyor diye saçma sapan bir espri yapıp dersimize en hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane arkadaşımız konuşuyorlar. Diyor ki mesela how do you connect to the net? Sen internete nasıl bağlanıyorsun diyor. Sen mesela internete nasıl bağlanıyorsun genelde? Yani ben internete genellikle hocam kamerayla bağlanırım. Ya da neyle bağlanırım?
Komşumun internetini kullanırım. En mantıklısı o oluyor hocam. Çünkü... Ama bu da doğru değil işte bak. Neden hocam? Ya bir kere hak... Beleş hocam sonuçta. Beleş de olsa komşunun internetine girdiği zaman hak geçiyor. Ondan izin alman lazım. Komşunun da sana izin vermemesi lazım esasında. Niye? Çünkü internet özel bir şey. Bu internet hatta bununla alakalı kamu spotta yayınlanıyor. Başka birine internet giriş şifrenizi, wifi şifrenizi paylaşmayın diye. Onun yapabileceği bütün suçlara siz ortak oluyorsunuz diyor. Oo. Bu bir. Dolayısıyla aynı zamanda paylaşmadan sen gizden girersen bu da kul hakkı oluyor. Hocam doğru ama değil. Komşuluk öldü mü Allah aşkına? Komşu komşunun kotasına muhtaçtır diyor. Aynen öyle diyorum. Güzel. Bu da bir atasözü olarak günümüzde kullanılıyor. Şimdi how do you connect to the net dedik. Sen internete nasıl bağlanıyorsun? Bu nasıl bağlanıyormuş? By phone, telefonla. Genelde günümüzde telefonla bağlanıyoruz. Ve by tablet. And tablet diye. Tablette de bağlanabiliyoruz. How often do you use the net? Yani ne sıklıkla kullanıyorsun internet? Sen mesela ne sıklıkla kullanıyorsun? Günde hocam, en fazla kaç saat? Hocam çok değil. En fazla 20-21 saat falan. 3 saatte uyuyorum hocam. Bir 10 dakika ders çalışıyorum. Bu kadar. Oğlum günde 20 saat internet ölürsün, böyle bir şey olabilir mi? Doğru azaltmalısın hocam. Onu bir yani... benim 18-19'a indirmem gerek. Evet, azaltmalısın. Bu da fazla ama neyse, çok saçma sapan rakamlar söylüyorsun. How often do you use net dediğimizde rarely, mesela bu senin gibi saçma bir insan olmadan rarely, yani nadiren. Teşekkür ederim hocam. Rarely once veyahut da rarely once a week mesela. Nadiren, rarely nadiren demek. Hatırlarsan bunları frequency adverbs öğrenmiştik. Always daima. Daima. Seninki yani. Direkt daimaya giriyor. Always. Evet. Veyahut da often sık sıktı. Zaten ne sıklıkla kullanıyorsun diye sorduk. İşte sometimes bazen. Sometimes en mantıklısı. Rarely nadiren kullanıyormuş. Bu daha da güzel tabii. Keşke sadece nadiren kullanabilsek ama gerçekten bilgiye ulaşmak için de interneti kullanmamız gerekiyor. Çok daha hızlı öğrenebiliyoruz. Mesela biz şu anda size bunun çok internet sayesinde ulaştırıyoruz. Evet, veya bu LGS tekrar programının kıtasiyelerde ücretsiz olduğunu yine internet sayesinde söylüyoruz. Rarely once a week dedik. Geçiyoruz başka bir soruya, başka bir heyecana ve başka bir skandala. Şimdi who uses the net in your family mostly? Yani gerçekten hiçbir şey anlamadım hocam. Bak who, kim uses, kullanır the net, interneti in your family, senin ailende mostly, çokça. Evet. Senin ailende interneti en çok kim kullanır? Soruyorum, kim kullanır? Tabii ki ben hocam. Güzel, tebrik ederim. Yani bir ailede bir şey yapılıyorsa onu kesinlikle en çok ben yaparım. Zararlı desek evet, daha iyi. Zararlı yani. Şeylerin hepsini evet. Ben yaparım. Kötü bir şey. My mom, annem diyor my mom. She learns English on the net. Önce my mom diye cevap veriyor. Who uses the net? My mom. Sonra açıklamasını devam ediyor. Because gibi bir bağlaç koymamışız ama anlıyoruz biz. She learns English on the net. En çok yemek tariflerini izliyormuş galiba hocam. Yok, İngilizce öğreniyormuş. Pardon hocam, özür dilerim. Allah'ım yarabbim ya. İngilizce öğreniyormuş. Bu soruya bakalım. What do you use the net for? Sen ne için kullanıyorsun internet? Bak. İnterneti ne için sen kullanıyorsun? Use, kullanmak, for the için demek. Ne için kullanıyorsun sen mesela interneti? Ben şu an en çok LGS'ye hazırlanmak için açıyorum ya, ama ya. Sonra başka sekmelere tıklıyorum. Hayır, hocam. Olmaz. Tabii ki derslerimizde çalışacağımız için şu anda daha çok bunun için kullanmalıyız. Ama tabii eğlenmek, sosyal medyada gezmek, arkadaşlarımızla resim paylaşmak, müzik paylaşmak bunlar da güzel şeyler. I use it for chatting and sharing photos demiş. Bu photos patatese dönmüş. Photos olacak böyle. Ben kullanırım onu chat, sohbet etmek için ve fotoğraflar paylaşmak için demişiz. Yine başka bir sayfamız var. What kind of websites does your father... follow. Yani senin baban... Babamı takip edin diyor hocam. Hayır, beni takip ettiniz, babamı da takip edin. Hayır diyor. Öyle değil yani. Takip öyle bir şey değil bak. Ne çeşit siteler takip eder baban diyor. Ne çeşit siteleri takip eder diyor. Tabii ki babalar genellikle böyle mesela health olabilir. Sağlıkla alakalı işte saç bakımı, işte ne bileyim sağlıklı spor gibi şeyler olabilir. Veyahut da işte bahçeyle alakalı şeyler olabilir. Veyahut da mesela senin baban muhtemelen neyi takip ediyor mesela? En çok neyle alakalı? Hocam benim babam maç seyrediyor hocam. Harika, futbol. Bayılıyor. Spor diyebiliriz mesela. Evet. Sports diyebiliriz. Bunlar olabilir. Genelde babalar interneti maç için takip ediyor. Doğru. Do you follow, bu da A olmuş. Do you follow any bloggers? Hiç blogger takip ediyor musun sen? Hocam blogger takip etmiyorum. Ha, o zaman no... I don't diye cevap vermen gerekiyor. Eğer takip ediyorsan da blogger, yes, I do şeklinde cevap vermen yeter. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım, başarılar diliyorum arkadaşım.